Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kanal 5 televizyonunun değerli seyircileri. Hepinizi selamların en güzel olan Allahu Teala'nın selamıyla selamladıktan sonra bu haftaki sohbetimize başlayacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli seyircilerim, bugünkü sohbetimizde İslam'ın eğitime vermiş olduğu önem, İslam'da eğitim faaliyetleri nasıl başladı, nasıl gelişti, İlk Müslümanlar hangi sıkıntıları çektiler veya sıkıntı çekmeden Allah Resulü'ne gelen ayetler direkt bugüne bu şekilde mi geldi? Bunların tarihi serüvenine hep beraber bir bakacağız. Bugünlerde ülkemizde eğitim öğretimin başladığı bir dönem. Bir ülke düşünün ki nüfusunun %25'i eğitimle direkt, diğer kalan %75'i de indirekt olarak etkilendiği bir alan. Yani 18 milyon öğrenci, 1 milyon da öğretmen var. Bu nüfusu dünyanın diğer ülkelerinde, dünya ülkelerinin, küçük ülkelerin birkaç tane ülkenin nüfusundan fazla bir nüfusa tekabül ediyor. İşte Rabbimizin bu ümmete vermiş olduğu büyük nimetlerden birisi de budur. Bunun kadrini, kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Biliyoruz ki miladi 610 yılında Hıra Nur Dağı'ndayken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sema kapılarının açılıp Allah-u Teala ile peygamberler arasında elçilik görevini ifa eden Cibril-i Emin, son peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Muhammedül Emin'e vahiyi getiriyor. Son. Ondan sonra yeni bir peygamber gelmeyecek. Alak suresinin veya İkra diye başladığımız ilk 5 ayeti getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halaka. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem. 5 tane kısa ayet. Bu 5 tane ayette Rabbimiz 2 kez okumanın, bilmenin, bilginin, tecrübenin, marifetin ne kadar önemli olduğuna değiniyor. Bu konuya dikkatlerimizi çektikten sonra Rabbimiz yüce mesajını veriyor. Neye başlarsan başla. İstersen fabrikanda işine başla. İstersen kamu yöneticisi veya çalışanı ol. Oradaki işine başla. İstersen tarladaki işine başla. Bir şeyle başla ama. O şey, alemleri yaratan, alemlerin rızkını yerinde ve zamanında veren yüce Rabbimizin ismiyle başla. Rabbimizin ismiyle başlamayan her işin sonu batıldır, delalettedir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ayet mesajı ver diye. Neyi okuyalım ya Rabbi? Neyi okuyalım? Ya Resulallah, son peygamber. Dönüyoruz, soruyoruz ve Rabbimiz ayetlerini veriyor. Diyor ki, oku. Neyi oku? Kur'an-ı Kerim oku, hadisi oku, fiziği oku, kimyayı oku, matematiği oku, kozmolojiyi oku, kainattaki bu ilimlerin hepsini oku. Ama bunları insanların geleceği için, faydası için, insanlara neşvu, neva olması için, gelişip tatavvur etmesi için, teknolojinin gelişmesi için, işte bugün bu geldiğimiz ortamda eğitimin, öğretimin, okumanın, bilmenin, marifetin ve teknolojinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. İşte ilk ayetlerinde Rabbimiz nebisine özel, onun ümmetine genel olarak okumanın ne kadar önemli olduğunu 5 kısa ayetin ikisinde okumadan, marifetten, teknolojiden bahsediyor. Ve insanı neden yarattığına,
Hazreti Adem'den bugüne kadar insanların sorgulaya geldikleri soruya cevap veriyor. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. İnsana bilmediklerini kalemle yazmayı öğretti ve senin Rabbin çok cömert, çok kerem sahibidir. Böyle bir Rabbinize yöneleceksiniz, ondan isteyeceksiniz, ne istiyorsanız. Ayette Rabbimiz buyuruyor ya, Rabbimizin fadlı, keremi sonsuz, isteyin, ondan isteyin. Bir başkasından onun yarattıklarına yönelmeyin, ona el açmayın, ondan istemeyin. Onlar da sizin gibi hiçbir şeye gücü yetmez. Onlar da sizin gibi ölümlü. Onların da görmesi, işitmesi, kudreti sınırlı. O gün geldiği zaman o arkasına gidilen insanlar da bir şefaatçi olarak Allah Resulü'nü arayacaklardır. Peygamber Efendimiz de Rabbimize yönelecektir. Diyecek ki ya Rabbi bu insanların hesabını görün. Bu insanların hesabını gör ki ya Rabbi cennete gidecekler, cennete, cehenneme gidecekler, cehenneme gitsinler. İnsanlar şu halden kurtulmak istiyorlar. İşte böyle bir din ve bu dinin mensupları olarak bizler tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Allah Resulü ve onun mutahhar sahabeleri, gökteki yıldızlar hangi sıkıntıları çektiler? Hangi sıkıntılara düşer oldular? Neler çektiler? Kur'an ayetlerinin bugüne gelmesi için, Allah Resulü'nün hadislerinin bugüne gelmesi için, kelam ilminin felsefeye karşı gelişip güç kuvvet bulup akli delilleri ön plana çıkarması için nasıl çalışma yaptılar? Eimmetül Erba, dört imam, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden nasıl istinbat yaptılar, nasıl hükümler çıkardılar, bugüne kadar nasıl getirdiler, onları bilirsek, bugün okuduğumuz bu kolayca elimizde ders kitapları, elimizde istediğimiz kadar kalem, bunları bugün okumanın ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Ve o dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Alak suresinin ilk 5 ayeti geldi, bu kısa ayetler. İnsanın hemen hemen er haşa, sümme haşa, milyon kere haşa, Allahu alem bu 5 ayet gelmiş olsaydı, bunun haricinde ayetler gelmeseydi, İslam ümmeti bu 5 ayete mütemessik bir şekilde tutunmuş olsaydılar, bu ayetler İslam ümmetini sahili selamete götürmeye yetecek kadar manalar ihtiva ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi ve bu olağanüstü olan bu durumu ailesiyle paylaştı. Hazreti Hatice, Hatice'tül Kubra, isme bak, Büyük Hatice. Ona anlattı, hemen Allah Resulü'nün hayatını en ince noktalarına kadar bilen Hazreti Hatice annemiz, bu bir ilktir, ilk olmak herkese nasip olmaz dedi ve senin peygamber olduğuna ben inanıyorum, tasdik ediyorum dedi ve kıyamete kadar İslam ümmetinin hanımlarına örnek oldu, numuzeç oldu. Böyle bir örnek. Kadınların ilki belli oldu. Hazreti Hatice'tül Kubra. Ve çocuklardan, zaten Peygamber Efendimiz'in yanında kalıyordu, Hazreti Ali. Çocukluğundan 10 yaşına gelinceye kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok iyi biliyordu. Ama olaylara müdrik olan zeki bir çocuk. Olayları iyi değerlendiriyor. Allah Resulü'ne peygamberlik geldiğini Hazreti Ali'ye de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ edince o da kabul etti. Ve Peygamber Efendimiz'in yanında yaşayan 31 yaşında Zeyd bin Harise, Allah Resulü'ne peygamberlik geldiğini duyunca, Allah Resulü buna peygamber buna tebliğ edince İslam'ı o da kabul etti. Artık toplumun belli kademelerindeki insanlar, hanımlar kısmı belli olmuştu. Çocuklar kısmı Hazreti Ali belli oldu. Kölelerden belli, hür erkeklerden ve zenginlerden belli olacaktı. O da her daim Allah Resulü'nün yanında, Allah Resulü peygamber olmadan önce de Peygamber Efendimiz'in yanında, malıyla, canıyla, her şeyiyle Allah Resulü'nün yanında olan, öyle bir Allah Resulü'nün yanında geliyor, saf tutuyor ki artık kıyamete kadar İslam ümmetinin örneklerinden bir örnek oluyor.
Allah Resulü'nün birçok hadisine mazhar oluyor ve öylesine örnek bir insan. Ebu Bekir Sıddık, bak Ebu Bekir Sıddık, Zeyd-i Hebin, sevgili Zeyd, Allah Resulü'nün bunlara vermiş olduğu isim, Sıddık, Ebu Bekir'e diyor. Hazreti Zeyd'e kölesine Zeyd-i Hebin, yani sevgili Zeyd, Hazreti Ali'ye ikler ya bunlar. Ebu Turab, toprakların babası, rahmetlerin, şefkatlerin, mümbit, toprak mümbit bir element. Neyi atsan onu karşılıksız bırakmıyor. Onu önce içinde çürütüyor, ondan sonra daha faydalı, daha faydalı şey olarak insanlara sunuyor. İşte Hazreti Ali de böyle bir insan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu, o bilgileri, insanlara faydalı olacak bilgileri insanlara ileride sunacağı için Ebu Turab ismini, lakabını takıyor. Hazreti Hatice annemize Kubra ilk olduğu için. Biz daha önceki sohbetlerimizde değinmiştik. Namaz konusuna değinmiştik. Allah-u Teala imandan sonra İslam ibadeti, İslam'da amellerin en önemlisi, çünkü es-salatu imadu din, namaz dinin direğidir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz dinin direği. Ayet ne diyor? Muhakkak ki şüphesiz namaz insanı kötü şeylerden, kötü alışkanlıklardan, kötü yollardan, cehenneme gitmekten alıkoyar. Sahili selamete gitmesine, insanlar arasında güzel insan, ahlaklı insan olmasına sebep olur. Eğer kıldığımız namaz bize bunu vermiyorsa kendimizi sorgulamamız lazım. Kendimizi check etmemiz lazım. Kendimizi ayette ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bize bildirmiş olduğu Müslüman gibi kendimizi yeniden düzenlememiz lazım. Ve böylesine önemli bir ibadeti İslam'la ilk şereflenen bu insanlar, Ebu Bekir Sıddık diğerlerinden biraz daha farklıydı. Hazreti Ali çocuk, Hazreti Zeyd köle, Hatice'tül Kubra evde. Ama Hazreti Ebu Bekir öyle bir iman lezzetini tatmıştı ki hemen kendini ortalığa attı. Artık Mekke'nin sokaklarında geziyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yüce davasını, kendisi nasıl şereflenip cehennemden kurtulduysa, Allah Resulü nasıl onu bu ayetlerle kurtardıysa, o da diğer insanları kurtarmak için hemen birilerine gidip bir İslam'ı anlatıyor, onları Allah Resulü'nün yanına getiriyor, onlar İslam'a tabi oluyorlar. İslam'da neferlerden bir nefer, yiğitlerden bir yiğit oluyorlar. İlk günlerdeki Müslümanlar, onlar çok sıkıntı çektiler. Çok meşakkat çektiler. Bugün belki dünyanın bir yerindeki Müslümanların çekmiş oldukları sıkıntı, onların çekmiş oldukları sıkıntının yanında çok küçük kalır. Bunları Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına getiriyordu. Ve Müslüman olduklarını bilen müşrikler bu Müslümanlara işkence yapmaya başlıyorlardı. Allah Resulü'nün elinde öyle bir güç, kuvvet yok. Bunları koruyamıyor. Koruyamadığı için Ebu Bekir Sıddık'a dedi ki, ya Sıddık, öyle ey Ebu Bekir, o zaman daha Sıddık sıfatını almamış. Ey Ebu Bekir dedi, öğlelerini getir ki biraz bizden yük alacak insanlar olsun. Bize yük getirecekler değil. Çünkü bunları koruyamıyoruz. Bunlar müşriklerin işkencelerine düçar oluyorlar. İçimiz yanıyor. Kalbimiz parçalanıyor. Ebu Bekir Sıddık koşturuyordu yine. Ve bu ilk Müslümanlar İslam'ın en önemli ibadetlerinden olan namazı Beytullah'ta gidip ifa ediyordular. Müşrikler baktılar ki Müslümanların sayısında ilk etapta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne diyordular, nasıl takılıyordular? İşte bu çocuk sana yeter. Hazreti Ali'nin Müslüman olduklarını duyduklarında Allah Resulü'ne gelip takıldılar. Bu çocuk sana yeter dediler. Evet yeter. Hayatlarında bir o müşrikler bir şey doğru söylediler. O da Hazreti Ali sadece Allah Resulü'nün yanında olmuş olsaydı yeterdi. Çünkü Allah Resulü ilmin evi, odası, kapısı, evi, odası, Hazreti Ali de o evin, o beytin kapısıydı. Doğru söylediler ama farkında değiller.
Onlar bunu Allah Resulü'ne bir alaylı bir şekilde söylüyorlar. Sana başka kimse tabi olmaz. İşte bununla yetineceksin dediler. Müslümanlar beş vakit namazlarını, o zaman namaz farz değil, o zamanki kılmış oldukları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namaz farz olmadan önce de Allah Resulü gün doğmadan ve gün battıktan sonra günlük iki vakit namaz kılıyordu. Ve Müslümanlar da bu namazı ifa etmek için Beytullah'a gittiler. Cemaatle ifa edelim diye müşrikler baktılar ki önce Hazreti Ali size yeter dediler. Sonra bir baktılar ki sayılar artmış. Ebu Bekir var. Hazreti Ali var. Zeyd bin Harise var. Ve diğer sahabeler, ilkler baktılar ki bunlar çoğalmaya başladı. Ve Beytullah'ta daha önce İslam gelmeden önce Beytullah'ta dokunulmazlık vardı. Oraya Beytullah'a giren insanlara dokunmazdılar. Ne kadar suçlu olursa olsun. Ama bu kuralı da kendi aralarında müşrikler yıktılar. Orada Beytullah'ta namaz kılan Müslümanlara gittiler. Onlara dalaştılar. Onlara hakaret ettiler. Onlara kötü sözler sarf ettiler ve Müslümanları kendileriyle nizalaşmaya çektiler. Baktılar ki Müslümanlar bunlarla nizalaşmıyorlar. Müslümanlara vurmaya başladılar. Öylesine bir arbede çıktı ki o arbede de Haris bin Ebu Hale orada şehit oldu. İlk şehit, İslam'ın ilk şehidi. Bugünkü sohbetimizde bugüne kadar bildiğiniz şeylerden biraz farklı şeyler söyleyeceğiz ama açıklayacağız niye farklı olduğunu. Farkı ne? Hep siyer kitaplarında şu yazılı. İslam'ın ilk şehitleri, Yasir ailesi, Ammar oğulları, Ale Yasir, Yasir oğulları, Ammar baba, Sümeyye anne. İlk bunları biliyoruz. Oğul kurtuldu. Anne ile baba şehit oldu. Bunlar aile olarak İslam'ın ilk şehitleri. Ama fert olarak, nefer olarak ilk şehit Haris bin Ebu Hale. Kim bu Müslüman? İslam'a ilk inananlardan üçüncü Müslüman veya dördüncü Müslüman olduğu söyleniyor. Bu Hazreti Hatice annemizin ilk eşinden olan oğlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de oğlu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu davaya ilk şehidini kendi hane-i saadetlerinden veriyorlar. O da Allah Resulü'nün yanında yaşıyordu. Hazreti Ali de Allah Resulü'nün yanında yaşıyordu. Zeyd bin Harise de Allah Resulü'nün yanında yaşıyordular. Allah Resulü evlendiklerinde kısa zamanda nüfusları attı, çocukları oldu. Hazreti Ali onlarla yaşıyor, Hazreti Zeyd onlarla yaşıyor. Bir anda nüfusları onu buldu. İşte böyle bir arbedede Haris bin Hale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evladı, oğlu, Hazreti Hatice annemizin de oğlu. İlk şehitlerden, İslam'ın ilk şehit neferi. Bilgileri karıştırmıyoruz. Aile olarak denildiği zaman Ale Yasir ailesi. İlk şehit olanlar. Bunları biliyoruz. Ama ilk nefer olarak Haris bin Hale diyeceğiz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların toplu olarak namazlarını Beytullah'ta değil ya Mekke'nin dışında bir yerde veya evlerinde ifa etmelerini bunlara tavsiye etti. Namazlarınızı ya evinizde ifa edin ya Mekke'nin dışına bir yere çıkın orada ifa edin. Müslümanlar bu vakitlerde Mekke'nin dışına çıkıp farklı vadilerde namazlarını ifa ediyorlardı. Bir kez de Ebu Dub vadisine oraya Müslümanlar gitmişler. Namazlarını ifa ederken Ebu Cehil ve bir grup insanla beraber oraya geldiler. Müslümanların olduğu yerde Ebu Cehil, Ahnes bin Şerik ve bir grup müşrik Müslümanların yanına geldiler. Ve onlar da Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara demişti ya namazları burada toplu olarak veya namazları Beytullah'ta ifa etmeyin. Kendi evlerinizde veya Mekke'nin dışında bir yere çıkıp cemaatle ifa edin. Müşrikler aramaya çıktılar. Bu Müslümanlar nerede namazlarını ifa ediyorlar? Merak ettiler. Yine bir grup halinde Müslümanları ararken Ebu Dub Vadisi'nde buldular. Müslümanlar orada namaz kılıyorlar. Namazdan ifa ediyorlar.
Mekke'de, Mekke'de, Beytullah'ta, ilk arbedede Müslümanlara yaşattıklarını orada bir kez daha yaşatmaya başladılar. Müslümanlara gidiyorlar. Bir arbede çıkartıyorlar. Müslümanları hor görüyorlar. Hakir görüyorlar. Sataşıyorlar. Müslümanları bu olayın içerisine çekiyorlar ki karşılık versinler, Müslümanlara vuracaklar. Karşılık vermeseler de bir müddet sonra vuracaklar. Daha önce Müslümanların yaşamış Beytullah'taki bir arbede yaşandı. Orada Müslümanlardan birisi şehit oldu ya. İşte aynı ortama gidiyordu ki Sa'd bin Ebu Vakkas, bu ismi unutmayalım. İslam'da İslam adına ilk kan döken Müslüman. Baktı ki bunlar Müslümanlara çok yükleniyorlar. Baktı ki Müslümanlara vurmaya başladılar. Hemen yerde duran orada bir deve kemiği vardı. O kemiği aldı. Abdullah bin Hattal'ın kafasına bir indirdi. İndirince kafası yarıldı. Kafasından kanlar akmaya başlayınca müşrikler hemen Müslümanları bıraktılar, geri çekildiler. Onlara bir korku, Müslümanlara da bir cesaret geldi. Müslümanlar baktılar ki, bunlar dokunulmaz değil. Bunlara da vurduğun zaman, bunlar bize vurdukları zaman, bizden şehit ettikleri zaman, biz de bunlara vurduğumuz zaman aynısı bunlarda da oluyor. Müslümanlara bir cesaret geldi. O cesaretle müşriklerin üzerine yürüyünce Ebu Cehil başta olmak üzere ve diğerleri Ebu Cehil'le beraber orada Müslümanları bırakıp koşa koşa Mekke'ye geldiler. Bu olay kısa zamanda Mekke'ye yayıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dua etmeye başladı. Hazreti Nuh aleyhisselamın yaptığı gibi. Hazreti Nuh aleyhisselamı nasıl darlaştırdılar o dönemin kafirleri, müşrikleri? Öyle bir darardı ki artık bu küre-i arz onlara, Müslümanlara dar gelmeye başladı Nuh aleyhisselama. Hangi ayeti okudu? Kamer suresinin 10. ayeti. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ Ya Rabbi artık gücüm, kuvvetim, takatım bitti. Bunlara karşı mağlup oldum. Bana yardım et. Allah Resulü da bu kabilden Rabbine yöneldi. Ya Rabbi, Beytullah'ta insanlara dokunulmazlık olduğu bu mekanda dokunuyorlar. Şehit veriyoruz. Mekke'nin dışına bir yere çıkıp Mekke'nin kilometrelerce uzağına gidiyoruz. Orada namazımızı ifa etmek için bize rahatlık vermiyorlar. Sayımız az. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ Ya Rabbi bittik. Ya Rabbi bittik. Deniz bitti, karaya dayandık. Ya Rabbi bize yardım. Dedikleri noktada Rabbimiz öyle bir yardım ediyor ki, öyle bir yardım ediyor ki, o yardımı Firavun tedbir almış. Beni İsrail'in doğan bütün erkek çocuklarını öldürecek. Bir müddet bunu yapıyor, öldürüyor. Bir müddetten sonra Firavun'un avaneleri gelip diyorlar ki, bak beni İsrail'in bütün erkek çocuklarını öldürüyorsun. Bir müddet sonra bu bizim buradaki ağır ve toplumdaki en ağır ve affedersiniz pis işleri kime yaptıracağız? Kanalizasyondur, buna benzer şeylerdir, temizlemedir filan. Bunları kime yaptıracağız? O zaman ne yapalım diyorlar? Erkek çocukları bir sene bağışla, bir sene öldür diyorlar. O bunların erkeklerinin sayısı az olur. Bizlere bir savaş açtıkları zaman biz bunlara galip geliriz dediler. Tamam öyle yapalım dedikleri, karar aldıkları zaman o sene Hazreti Harun, Hazreti Musa aleyhisselamın abisi, aynı zamanda o da sonradan peygamber oluyor. O dünyaya geliyor. Erkek çocukları öldürecekleri sene Musa aleyhisselam dünyaya geliyor. Ama Rabbimiz Musa aleyhisselamın annesine ne diyor? Onu emzir, bir odun parçasının üzerine koy, onu nehre bırak, Nil nehrine bırak. Rabbimiz onu koruyacaktır. Nerede? Allah-u Teala'nın en büyük düşmanı Firavun'un evinde. Son peygamberine de yardım edecek. Kimin eliyle edecek? O dönemin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asrın Firavun'u kimdi? Allah Resulü'ne en büyük işkence yapan kimdi? Ebu Cehil. Nasıl olur? Biz Ebu Cehil'in hayatının sonuna kadar müşrik olarak yaşayıp hayatını verdiğini biliyoruz.
Bedir Savaşı'nda Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Nasıl İslam'a hizmet edecek? Hazreti Musa kimin evinde büyüdü? Firavun'un sarayında. Allah-u Teala Rabbimizin kaderine bakın. İlmek ilmek öyle bir örüyor ki, rahmetlik şair ne diyor? Rabbim isterse sular büklüm büklüm bükülür, sırtına Sakarya'nın İslam tarihi vurulur. İşte Rabbimiz o döneme öyle bir mühür vuruyor ki, o mühürü bugün bizim Müslümanların bir takım insanın bu olayı biliyorlar ama üstün körü biliyorlar. Detayını belki bilmiyorlar. Dedik ya bu sohbetimiz farklı olacak. İlkleri söyleyeceğiz. Bugüne kadar kitaplarda okumuş muydunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanesini açan, ya Resulallah ben, eşim, hanem senin hizmetindedir diyen kim? Ebul Erkam. Kim bu? Ebu Cehil'in yeğeni. İşe bak. Ebu Cehil'in yeğeni amcasından, yakın akrabasılarından, peygamber babasından, Peygamber Efendimiz'in onların ilah olarak taptıkları, belledikleri Lat, Menat, Uzza, Tagut, Tagut bunlarla ilgili kötü şeyler söylüyor. Bunları aşağılıyor, bunlara inanmıyor, bunlara ibadet etmiyor ve insanları da bunlara ibadet etmekten men ediyor. Bunu duyunca kim duyuyor? Ebul Erkam. Beyninden vurulmuşa dönüyor. Nasıl olur? Bunca yıl atalarımızın mukaddes olarak bildikleri, taptıkları bu ilahlarla ilgili Peygamber Efendimiz'le ilgili diyor. Ebul Erkam diyor. Nasıl olur Muhammed böyle bir şey söyler diyor. Ben diyor bunu sahibinden öğreneceğim. Hemen Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Peygamber Efendimiz geliyor, buluyor. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de Kanal 5 ekranları sayesinde ekranlarınızın başında Peygamber Efendimizin ismi geçtiği zaman selavat getirin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en cimri insan kimdir diyor biliyor musunuz? Diyor ki Peygamber Efendimizin ismi geçtiğinde ona selavat getirmeyenler ki biz Peygamber Efendimiz'e bu selavatı getirdiğimiz zaman melekler bunu hemen alıyorlar. Peygamber Efendimiz'e götürüyorlar. Peygamber Efendimiz reddi cevap olarak bize cevap veriyor. Selamla karşılık veriyor. Allah Resulü'nün sizlere, bizlere selam vermesini istemeyiz mi? Hepimiz istiyoruz. O yüzden Peygamber Efendimiz'in ismi geçtiği zaman hep beraber selavat getirelim. Ve Allah Resulü'nün yanına geldi. Ebul Erkam dedi ki, ya Muhammed, sen dedi bizim atalarımızın öteden beri mukaddes olarak belledikleri, ona ibadet ettikleri Lat, Menat, Uzza, Tagut, bu putları sen bunları put demiyor. Bu ilahları sen aşağılıyormuşsun. Bunlara ibadet etmiyormuşsun ve bunlara ibadet eden insanları da ona ibadet etmekte men ediyormuşsun deyince Allah Resulü kendisine gelen ayetlerden ona okumaya başladı. Kur'an ayetlerinden. Kur'an ayetleri karşısında erimeyen taşlar demeyeceğim çünkü taşlar bile Müslümanlara yani Müslüman dedim de Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelene kadar bütün Hakk'a tabi olanların ismi Müslüman. Hazreti Musa'nın kavmine nasıl sular aktı taşların oyuklarından, taşların o oyuklarından nasıl sular aktı tatlı sular? İşte demek ki taşlar da Allah Resullarının, peygamberlerin karşısında taşlar da eriyor. Ama o taşlardan daha katı olan bazı kalpler erimemiş. Hemen Ebul Erkam Allah Resulü'nden bu mübarek ayetleri duyunca onun karşısında öyle bir eridi ki ve dedi ki bu dine girmek için, senin dinine girmek için ne yapmak lazım? Allah Resulü dedi ki bak kelime-i şehadeti getireceksin, bu dine gireceksin. Bu dine girdikten sonra insanlara Müslüman olduğunu açıklamayacaksın, evine gideceksin. Dedi ki ya Resulallah seni evime davet ediyorum. Bir gel benim evimi gör dedi. Müslümanlar sıkışmış o dönemde. Allah Resulü Müslümanlara bir çıkış kapısı arıyor. Müslümanları rahat ettirecek, müşrikleri zulümden kurtaracak bir bab, bir kapı, bir dar arıyor. O darı kime nasip edecek Allah-u Teala? Bak beyt demiyoruz, dar diyoruz. Farklı. Arapçada eve beyt diyorlar. Dar ise üstü kapalı olan bugün bizim bildiğimiz evlere Araplar beyt diyor. Ama dar ise bahçesi de var. Evin
üstü kapalı olan kısmı ile beraber üstü açık olan kısmı da var. Dedi ki ya Resulallah benim bir darım var diye. Dedi, deyince Allah Resulü dedi ki evine git, evini bize tarif et, biz senin evine ziyarete geleceğiz dedi. Ebul Erkam hemen mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde, mutmain bir şekilde Allah Resulü'nden öğrenmiş olduğu o ayetleri ve bu yeni dine girişini hanımına da bildirmek için koşa koşa eve gitti. Allah Resulü de ona tembih etmişti. Fazla benim yanımda gözükme. Ve kimseye Müslüman olduğunu açıklama. Gitti eşine söyledi. Allah Resulü'nden duymuş olduğu ayetleri eşine okuyunca eşi de İslam'la şereflendi. Ve böylece kısa zamanda dar dediğimiz geniş Mekke'nin en geniş evlerinden ve en nüfuzlu kabilelerinden birisinin oğlu ve gelini İslam'la şerefleniyordu. Müslümanlar için bir çıkış kapısı. فَدَعَى رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَظِرْ ayeti. Bak burada da Allah Resulü'nün yardımına yetişti. Müslümanlar daraldı. Çıkış kapısı arıyorlar. Allah-u Teala onlara Hazreti Nuh Aleyhisselam'a nasıl bir kurtuluş gemisi gönderdiyse onlara da bir kurtuluş, Müslümanların çıkacak bir ev kapısı açtı onlara. Bir dar kapısı açtı. Bir beyt kapısı açtı. Dar dediğimiz bizim Türkçe'de böyle dar manasında değil. Arapçadaki dar. Dedik geniş insanların belki bugün bizim anladığımız şekilde bir okul olarak, bir medrese olarak kullanılabilecek bir ev. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i evine davet etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hicret emri geldiğinde, izni geldiğinde Allah Resulü ne yaptı? Bütün Mekke'nin en zayıf olduğu zamanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu. Hangi vakit? Öğle vakti. Evinden çıktı. Hiç kimseye kendisini görmeden Ebu Bekir Sıddık'ın evine gitti. Kendisine hicret izni verildiğini Ebu Bekir Sıddık'a söyledi. Ondan ilgili yol hazırlığı yapmasını talep etti. Ve o günde gideceklerdi bir yere. Sıddık arkadaşıyla Emin, Muhammedül Emin'le sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ikisi yola çıktı. Bütün Mekke'nin uykuda olduğu bir vakitte. Yine de tedbiri alıyorlar. Bak görüyor musun? Ben Allah'ın Resulüyüm. Allah-u Teala bana yardım ediyor diye öylesine insanların en uyanık olduğu vakitte değil. Resulullah olmasına rağmen sünnetullah'a o da riayet ediyor. Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kanunlara o da riayet ediyor. İnsanlara fazla durumu bildirmeden insanların en zayıf olduğu vakitte Ebul Arkam'ın evine gidiyor. Kapıyı çalıyor. İki şerefli insanı karşılıyor. Ebul Arkam eşi kapıyı açıyorlar. Allah Resulü ve onun sıddık arkadaşı kapının önündeler. İçeri girer girmez o kadar sevinçler ki bu yeni Müslümanlar. Hemen Allah Resulü'ne bir şeyler ikram etmek istiyorlar. Hemen Allah Resulü'ne evlerini göstermek istiyorlar. Ya Resulallah, babam bu evi bana Mekke'nin en büyük hanesi olarak aldı. Bu evi bir gezip görmek ister misin? Bu ev gerçekten Mekke'nin en büyük, en güzel evlerinden birisi mi değil mi diye Allah Resulü Ebu Bekir Sıddık, Ebul Erkam ve eşi evi gezdiler, eve baktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kafasındaki o çıkış kapısını orada gördü. Ve o günden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber orada ilim öğreniyorlar. Namazlarını cemaatle ifa ediyorlar ve Müslümanları bir nebze olsun oradan çekip çıkarıp kurtardı. Yani Müslümanların o zor durumdan çekti, çıkardı, kurtardı. En azından Mekke'deki Beytullah'ta veya Mekke'nin dışındaki Müslümanlar toplu olarak ibadet yapacaklar zaman o müşrikler görüp Müslümanlara o sıkıntıyı yaşatmıyorlar. Yaşatmayacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlere göre 2 yıl, 4 yıl veya daha 3'ü, daha 6, Allahu Alem, Ebul Erkam'ın evinde gelen ayetleri sahabelere okuyor, açıklıyor ve bir yere dikte ettiriyor, yazdırıyor ve sahabeler rahat bir şekilde hayatlarını ifa
etmeye başladılar. Sokağa çıktıkları zaman yine müşriklerin bir takım zulümlerine maruz kalıyordular. Ama oraya gittiklerinde müşrikler o evi hiç düşünemediler. O evde Müslümanların toplandığına hiç ihtimal vermediler ve çok da merak ediyordular. Mekke'deki birçok evleri fellik fellik taradılar ama iki evi düşündüler. Bir Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir-i Sıddık, bir de Af'ın oğlu Ebu Vakkas'ın evi. Bu ikisini zannettiler. Dediler ki eğer Müslümanlar bir yerde toplanıyorlarsa, diğer evleri de gezdiler, toplanma ihtimali olan evleri gezdiler. Ebu'l-Arkam'ın evine hiç ihtimal vermediler. Ebu Bekir-i Sıddık'ın evini gözetliyorlardı. Acaba Müslümanlar burada mı toplanıyorlar? Orada yok. Diğer sahabenin evini gözlüyordular. Orada da yok. Af bin Vakkas'ın evini de gözlüyorlar. Orada da yoklar. Bir türlü nerede olduklarını bilemiyorlar. Ama Rabbimize bakın ki Müslümanları öyle rahat ettirdiği yer Ebu Cehil dönemin Firavun'un yeğeninin evi. Orada Müslümanlar bir araya geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetleri talim ediyorlar, okuyorlar ve o inen ayetleri ezberliyorlar. Onları hayatlarına, ailelerine ve Müslümanlar kendi aralarında tatbik ediyorlar. İşte böylesine onlar o gün onu yaşadılar. Bugüne kadar bu ayetleri ve hadisleri bize muntazam bir şekilde böyle ulaştırdılar ve böylesine bunlar canhıraş çalıştılar. Bunların o azimli, gayretli çalışmaları sonucu bugün biz böyle rahatça Kur'an-ı Kerimlere, hadislere ulaşma imkanımız var. Ve insanlardan bir insan, sahabelerden bir sahabe, halifelerden bir halife, birisi İslam'la tanışıyor, şerefleniyor. Bazı siyer kitaplarında şöyle görürsünüz. Dedik ya, bu sohbetimiz biraz farklı. Bir ilkleri anlatacağız size. Hazreti Ömer'in Müslüman olduğunda o evde, bak ne söylüyorum, o evde İslam'ı talim eden 39 kişi vardı. Hazreti Ömer de oraya gidince 40 oldu. Peki toplam Müslümanların sayısı neydi? Bunu söyleyen var mı? O evde, o darda, yani İslam evi, oraya Darul Erkam denildiği gibi Darul İslam da deniliyordu. Bazı sahabeler oraya kendi aranda Darul İslam deniliyordu. Müşrikler duyduğu zaman bu nereyi kastettikleri anlamasınlar diye, Beytullah'ı anlasınlar diye Darul İslam diyordu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Darul İslam'a gidiyorum deyince müşrikler bilemiyordular. İşte böylesine bir ev, o gün Müslümanların toplam sayısı 129. Ama o darda İslam'ı talim eden, Kur'an-ı Kerim'i okuyup Allah Resulü'nün hadislerini talim eden, ezberleyen, hayatına uygulup insanlara ulaştıran 39. Hazreti Ömer'le 40 oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı, Allah Resulü'nü kastettim. Sahabeleri kastedecek olsaydık radıyallahu anhum, Allah-u Teala onlardan hepsinden razı olsun. Ve böylece İslam artık o günden sonra aleni yaşanmaya başladı. Çünkü Müslümanların sayısı da arttı ve güçlü, kuvvetli, nüfuzlu olan bir insanda İslam'la tanıştı, şereflendi ve böylece Müslümanların artık o günden sonra içeride gizli gizli kalmalarına gerek kalmadı. Ama yine diyorlar ki bazı siyer kitaplarında o günden sonra zaman zaman eskisi gibi, yani Hazreti Ömer Müslüman olana kadar Müslümanlar tamamen o evdeydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bazen o eve gidip ziyaret ettiği söyleniyor. Ve bu ev zaman zaman da Allah Resulü ve onun ashabı tarafından hicrete kadar kullanıldı. Hicretten sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hicret izni geldi. Ebu Bekir Sıddık'la hicret ettiler. Müşriklerin çoğu o evin talim edildiği, Ebu'l-Erkam'ın evinde talim yapıldığını bilmiyorlar. Ebu'l-Erkam dediğimiz bir yol ayrımında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber o da Medine'ye hicret edecek miydi? Yoksa böylesine müstesna, bugün saray mı diyorsunuz, kasır mı diyorsunuz, ne diyorsanız işte öylesine bir saraya denk olan evinde mi kalacaktı?
Müslüman olarak evinde mi kalacaktı? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıyla beraber onları tercih edip Medine'ye mi gidecekti? Nasıl yapmış olabilir? Bir düşünelim. Ebul Erkam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu duyduğunda tercihini yaptı zaten. Peygamber Efendimiz ve onun ashabıyla beraber hayatının sonuna kadar onlarla beraber olacağının kararını verdi. O gün verdi. Hicret emri izni çıktığında hemen Ebul Erkam da o evi oğlu Osman'a bıraktı. Oradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir ashab olarak o da hicret etti. Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in safında yer aldı. Bu ev ne zamana kadar o şekilde kaldı? Daha sonra Medine'ye, Beytullah'a katıldı. O ev oğlu Osman kullanıyor. Onun torunu Abdullah kullanıyor. Yani Ebul Erkam'ın torunu Abdullah da kullanıyor. Daha sonra Abbasi halifeliği döneminde onlardan alınıyor. Ama Ebul Erkam bir vasiyet yazıyor. Diyor ki bu ev, Ebul Erkam'ın evi, bu bir İslam darıdır, İslam evidir. Bu herhangi bir evlada miras bırakılmaz. Herhangi bir kimseye tevarüs yoluyla miras olarak geçmez. Bu Beytullah'a yakın bir yer. Diyor ki bu Beytullah'a layık olan bir ev. Bu ancak Beytullah'a layıktır diyor. Bu Beytullah'tan bir parçadır diyor. O şekilde bir vasiyetname tanzim ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu evi seçmesindeki başka hikmetlere de baktığımız zaman bu ev Safa tepesinden 36 metre doğu tarafına giden bir yol üzerinde hacıların o yolu kullanıp Beytullah'a geliyorlar. Sık kullanılan bir yol. Oradan insanlar sık kullanılan bir yol olduğu için Müslümanlar o yoldan gidiyorlar. Hemen Ebul Erkam'ın kapısından içeri giriyorlar. Müşrikler nereye gittiklerini çok fazla fark edecek bir yol değil. Hacıların sık kullandıkları bir yer. Beytullah'a yakın. Ayrıca ev büyük, bütün Müslümanların bir araya gelip talim yapabilecekleri bir ev. Bir başka özelliği ve güzelliği o evden Beytullah'a ulaşacak 4 tane farklı yol var. Müslümanlar farklı farklı yolları kullanarak gittiler, geldiler ve orayı kullandıkları sürece müşrikler oraya, o evde Müslümanların toplanıp ibadet yapıp Kur'an-ı Kerim okuyup hadisleri okuduğunu fark edemediler. İşte böylesine bir yeri Rabbimiz peygamberine ve onun ashabına bir sığınacakları, eğer Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi olarak gemiye benzetirsek, işte ümmeti Muhammed'in Mekke'deki kurtuluş gemisiydi. Öyle bir gemi Müslümanlara burada rahat ettirdi. Müslümanlar, bak Allah-u Teala göndermiş olduğu ilk ayetlerinde okumaya, marifete, bilgiye, teknolojiye ne kadar önem verdiğini dedik ki, inen Alak suresinin ilk 5 ayetinin 2 tanesinde okumadan, bilmeden, marifetten, teknolojiden bahsetti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bir araya getiriyordu. O inen ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, ikisi de vahidir. Allah Resulü'ne gelen hadisler de vahidir ve gelen ayetler de vahidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana 2 çeşit vahiy vermiştir. Bir matlu, bir gayrı matlu. Yani birisi defterler, kalemlerle yazılan, defterlere yazılan ayetler, diğerisi de Allah Resulü'nün manasını Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'in suduruna getirip, Peygamber Efendimiz kendi lafızlarıyla ümmetine bildirip, ümmetin işlerini çözen o mübarek, mutahhar hadisleri ki, onlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri diyoruz. Fiili, kavli, takriri hadisleridir. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan hadisler, o da Kur'an-ı Kerim'i tamamlayan, tefsir eden, manasını bizlere ulaştıran metinlerdir. Onlara normal bir şey gibi bakmayacağız. İslam'ın eğitime vermiş olduğu önemi ta Müslümanların o zor zamanlarında nasıl Müslümanları eğitime yönlendiriyor. Çünkü bugün geldiğimiz 21. yüzyılı bitirmek aşamasında olduğumuz bu yüzyılda da görüyoruz ki eğitime, öğretime, teknolojiye, Ar-Ge'ye önem veren milletlerin nasıl dünyayı, nasıl bu küre-i arzın onlara dar geldiğini ve farklı gezegenlerde
gidip oralarda araştırma yapıp, oralarda burada insanları kobay olarak seçip orada denemeler yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunları neyle yapıyorlar? Okumayla, bilgiyle, bilgiye muttali olmakla, teknolojiyle yapıyorlar. Dünya onlara dar geliyor. Öbür taraflara gidiyorlar, farklı yerlere gidiyorlar. Bu gezegen diyelim, dünya demeyelim de, bu gezegen onlara dar geliyor. Farklı gezegenlerde hayat arıyorlar. Farklı gezegenlerde farklı şeyler arıyorlar. Farklı gezegenlerde farklı maceralar peşinde koşuyorlar. İşte burada biz görüyoruz eğitimin ne kadar önemli olduğunu. Bu sohbetimizde İslam eğitiminin Mekke dönemini işledik. Bir de bunun Medine dönemi var. Bir başka sohbetimizde inşallah İslam eğitimin Medine dönemine değineceğiz. Medine dönemini biliyorsunuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederlerken Kuba'ya geldiklerinde orada bir mescit inşa ediyorlar. Allah-u Teala'nın ismi o evde zikredilecek, o evde ayet okunacak. O ev, Allah'ın evi, Beytullah dediğimiz ev, bütün mescitler Beytullah'tır, Allah'ın evidir. Orada Allah-u Teala'nın kelamı okunacak, Peygamber Efendimiz'in hadisleri orada okunacaktı. Orada hemen İslam'ın eğitime, öğretime, mabede verdiği önemi görüyoruz. Allah Resulü orada kalmış olduğu o sürede hemen o zaman zarfında oraya bir mescit yaptırılıyor. Kuba Mescidi. İslam'ın ilk mescitlerinden ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiğinde hemen bir mescit yeri bulduruyor sahabelerine. O mescit yerinin etrafına bir mescit yapıldıktan sonra mescit yerinin etrafına bir sündürme yaptırıyor. O sündürmenin olduğu yerde fakir, fukara, garip, kuraba sahabeler orada geliyorlar. Ashab-ı Suffa denilen yer, orada ilim öğreniyorlar. İlim öğrenmekle beraber aynı zamanda orada hayatlarını idame ettiriyorlar. Fakir, fukara, garip, kurabalar ve onlarınla beraber ilim öğrenmek isteyen ilim ehli insanlar orada kalıyorlardı. Orada hayatını devam ettiriyorlardı. Hatta orada kalanların sayısı öylesine bir ara çoğaldı ki 400 tane Müslüman o Mescid-i Nebevi'nin etrafında kalıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ayetleri hemen duyuyorlar. Hayatlarında ve sosyal içtimai hayatta tatbik etmek için sayı gayrette bulunuyorlardı. İnşallah bir başka sohbet konumuzda da İslami eğitimin Medine dönemine bakacağız. Hepinizi alemlerin yaratıcısı olan Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esen ve mutlu kalın.